ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sonra vatan sağ olsun diyoruz. Vatanı satanlar sağ oldukça bu vatan sağ olmayacaktır. Bu böyle bilinir. Göstermiş olduğunuz bu milli refleksten dolayı hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehitlerimize ve ailelerimize başsağlığı diliyorum. Var olun, sağ olun diyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şehitleri bayrakları bir anda da görelim. Bu söz kışlıyorum. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez.
değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, sevgili hemşehrilerim. Bu dar akşam vaktinde büyük bir fedakarlık gösterdiniz. Terörü telin ettiniz. Teröre bulaşanların milletimizin birliğine göz dikenleri, vatan hainlerini telin ettiniz. Onları nefretle kınadınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim, sevgili Ceyhanlar, Anadolu Türklüğü binlerce yıldır tanıyor ama Anadolu'daki siyasi varlığımız 1000 yılı geçmiştir. Ve Anadolu'nun vatan olması noktasında gerekli bedeli ödemişizdir. Yani biz bugün Anadolu'da hayatımızı idame ettirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutsal topraklarında hayatımızı sürdürmek, millet olarak var olmak için yeni bir bedel ödemek mecburiyetinde değiliz. Eğer bugün aziz milletimizin aziz fidanları, genç fidanları, tomurcukları kaybeden, şehit ediliyor, katlediliyorsa bu bizi idare edenlerin gafletidir. Gafletten öte fantazilerinin kurbanı olmuşumuz ihanetidir. Evet, ihanetidir. Diyeceksiniz ki hırsızın hiçbir suçu yok. Değerli hemşerilerim, şerefsizler, hainler, ihanet şebekeleri Türk milleti var olduğundan beri onu yok etmek üzere hep karşısında olmuştur. Hatırlayınız, 12-13 yıldır ihanet şebekesi her gün yeni bir taleple bu milletin karşısına dikildi. Onlar için dağlardaki Türk ismini kaldırdılar. Onlar için televizyonlarda Türkçe yayın yaptılar. Onlar için Türkçeden başka propaganda dili Türkçeyi serbest ettiler. Onlar için çocuklarımızın dilinde iyi bir vatandaş olmak için terennüm ettikleri andımızı kaldırdılar. Ne mutlu Türk'üm diyen ifadesini her yerden sildiler. Ve Türkiye dair ne varsa hepsine savaş açtılar. En son anayasadaki Türk ifadesini kaldırmak noktasında son 7 Haziran seçimlerinde onu da seçim bildirgelerini aldılar. 13 yıldır habire verdiler. Habire verdiler. Habire verdiler. Hangisi hadsizlikten, şerefsizlikten, hainlikten vazgeçti değerli hemşehrilerim? İşte dün çözüm süreci, açılım süreci aslında çözülme sürecidir, ihanet sürecidir diyen Devlet Bahçeli'ye, hemşehrimize, liderimize bunlar ne dedi? Şehit kanlar, artık şehit cenazeleri gelmiyor, siz kandan besleniyorsunuz dediler. O gün şehit gelmeyişini kendilerine pay çıkardılar. Millet çözümden yana, barıştan yana, elbette barıştan yanayız. Ama milletin değerlerini, vatan coğrafyasını, milli birliği peşkeş çekerek barış yapılmaz. Ona barış denmez, ona şerefsizlik denir, ona hainlik denir, ihanet denir. Evet, ihanet denir. Ve hangi aydaydı mutabakat? Dolmabahçe mutabakatı yaptılar. 10 madde. Ahmet Davutoğlu'nun da mutabakatıydı o. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, Sırrı Süreyya Önder gibi PKK'lılar Atatürk'ün sarayı Dolmabahçe'de buluştular. Atatürk'ün sarayı ihanet sarayı oldu o gün onlar için. Ve bugünlerde ortada dolaşan bir iddia daha var. Oslo protokolünde iki taraf nasıl tarif ediliyor biliyor musunuz değerli hemşehrilerim? Bir, Türkiye tarafı, iki, PKK tarafı. PKK ile resmi protokol imzalamış bunlar. Yakında o da Allah'ın izniyle gündeme çıkacak. Güneş parçıkla sıvanmayacak. Her türlü ihanet ortaya çıkacak. Ve elleriyle büyüttükleri
solar iken belirttikleri, Allah rahmet eylesin, Barış Manço da kusura bakmasın, böyle bir uyarlamadan dolayı elleriyle büyüttükleri, solar iken belirttikleri PKK, HDP siyasi yapılanmasıyla bugün 80 milletvekilliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise, evet, Erdinç Yazıcı diye bir hoca, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın başbakanının danışmanıdır. Bir gün televizyonda ifade etti. HDP çözüm sürecinin meyvesidir dedi. Yani bugün düşman gibi göründükleri HDP'yi aslında bunlar kendi bebekleri gibi, kendi çocukları gibi elleriyle büyütmüşlerdir. Ve HDP öyle bir sunumla sunuldu ki millete, meclise gelecek, demokratik bir çizgide olacak ve siyasi ayrılıkçı hareket demokratikleşecek diye sundular, pompaladılar ve bazı romantikler de gittiler, buna inandılar, oy verdiler ve HDP bugün mecliste onların yanında kim var? AKP'nin kurucu ve ağababalarından Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanlığı dönemindeki en yakın çalışma arkadaşlarından, çözüm sürecini birlikte başlattığı adamlardan Mir Dengir Fırat, Gaziantep'in CHP'li belediye başkanı Celal Doğan, efendim Allahsız, Marksist, dinsiz, imansız PKK'nın siyasi partisine Müslüman görünümü vermek için başörtüleriyle müdafayalar ve bilmem kimler, hepsi orada yerini aldı. Ve bugün memleket çocukları, onar, on ikişer şekilde sayıyla ifade edilecek büyük rakamlarla katledilirken, bunlardan bir tanesi, siz Mir Dengir'den, bırakın Selahattin Demirtaş'ı, zaten dağdan inme bir teröristtir o. Siz Mir Dengir'den, Celal Doğan'dan, Müslüman ılıklı Hüdakaya'dan hiçbir şey duydunuz mu değerli hemşehrilerim? Onun için diyoruz ki, ulu orta ortaya çıkıp kanı ve şiddeti reddediyoruz. Silahlar sussun deyip ortaya konuşanlar, buradan sesleniyorum. HDP'nin milletvekilleri başta olmak üzere PKK'yı lanetleyemeyenler, nefretle kınayamayanlar şerefsizdir, alçaktır, haysiyetsizdir. Evet değerli hemşehrilerim, bugün Türkiye bu durumu yaşıyorsa elbette sebebi, birinci sebebi PKK'dır. Ama Türkiye bugün bu durumu yaşıyorsa tek sorumlusu PKK değildir. Siyasi fantaziyle, başkanlık hayalleriyle, Türk düşmanlıklarıyla, Cumhuriyet düşmanlıklarıyla çözüm deyip, açılım deyip, kardeşlik, barış deyip onların önünü açanlar da suçludur. Yani bugün bu kanlı ortamı yaşıyorsak Türkiye'yi idare edenler bundan birinci derece suçludur. Bugün Türkiye her gün vatan evlatlarını feda edip kurban veriyorsa bunun bir sebebi de romantik açılımlarıyla Türklüğe ve İslam Cumhuriyeti olan din istismarcılıklarıyla başımızdakilerdir ve bunlar bunun en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Ve bugün Türkiye bir iç savaş tehdidi altındadır. Bunların yüzünden, evet, hala Türkiye bir iç savaşa sürüklenmiyorsa bunun da sebebi hukuka ve demokrasiye bağlılığıyla, Cumhuriyete bağlılığıyla, bu millete olan inancıyla, Türkiye'nin sigortası olan Milliyetçi Hareket'in lideri Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli'dir değerli hemşehrilerim. ...8 Eylül günü öğleyin müsaade etmiştir demokratik tepkimizi göstermemize ve ülke ocakları ve milliyetçi kuruluşların öncülüğünde Türkiye'nin bütün vilayetleri sokaklarda teröre karşı tepkisini gösteren milliyetçi memleket evlatlarının elindeki bayrakla
kırmızıya boyanmıştır. Devlet Bahçeli orada şu mesajı vermiştir. Sokağa. Biz sokağa istediğimiz gün ineriz. Ama birisi karşımıza çıkacaksa onlar kefenlerini giysin mesajını vermiştir. Devlet Bahçeli o gün şu mesajı vermiştir. Biz sessiz ve sakin duruyorsa, sabırla bekliyorsa bu milletin birliği ve kardeşliğini tepemizdekiler demokratik yolla korusunlar, haklarımızı korusunlar, terörle mücadele etsinler. Bu bir uyarıdır. Ama devlet sahipsiz değildir. Millet sahipsiz değildir. Türkiye ve Türk milleti düşmanları dışarıdan sevinçle avuçlarını oluşturmasınlar. Biz buradayız demiştir. Evet. Kimse ümitsizliğe ve yiğise kapılmasın. Başımızda Türk milliyetçilerinin lideri, Türkmen Bey'i ve hemşerisi olmakla gurur duyduğumuz bilge liderimiz Sayın Bahçeli vardır. Hukuka, demokrasiye ve milletimize olan inancı pandır. Ama Devlet Bahçeli bir mesaj daha vermiştir. Sakın, sakın milleti ümitsiz bırakmayın. Milleti çaresiz sanmayın. Siz o noktaya gelirseniz sokaklarda bizi kimse zapt edemez. Kimse sizi saraylarınızda bile koruyamaz demiştir. Evet. Çok açık ve net ifade ediyorum. Çok açık ve net ifade ediyorum. Demokratik hakkımızı kullanırız. Sokaklara ineriz. Bugün sakinliğimiz, hukuka bağlılığımız, demokratik kültürümüz liderimizden öğrendiğimizdir. Ama liderin sabrı taşarsa bizim sabrımız daha taşar. Liderimizin sabrı taşarsa hiçbir yeri dinlemeyiz. Hepsini önümüze alır katar. Ta Kandil'e kadar ilerleriz. Ve şehit çocuklarımız katledildiğinde, şehit çocuklarımız katledildiğinde kanları yerde kalmayacak. Hesabı sorulacak terhanelerine inanmayın. İlk eylem 1984'te oldu. Allah rahmet eylesin deriz herkese. Turgut Özal'dan bu zamana kadar herkes aynı lafı söylemiştir. Kanları yerde kalmayacak ama hep bizim kanımız dökülmüştür. Bedelini ödediğimiz topraklarda yaşamanın bedeli yeniden borç olmaz. Ödediğimiz, hesabını ödediğimiz, içinde oturduğumuz eve bize satan bir daha gelip bizden bedel istedi mi değerli hemşerilerim? İstemedi. O zaman Anadolu coğrafyası Türkiye vatanı olurken kanını ecdadımız, bedelini ecdadımız kanıyla ödemiştir. Bu saatten sonra hala kan olarak bedel ödüyorsak başımızdakilerin ihanetidir bu. Ama hala kanı yerde kalmayacak, hesabı sorulacaktır diye birileri ifade ediyorsa bilin ki bu 1984'ten beri devam eden aldatmacanın, riyakarlığın, üçyağcılığın, sahtekarlığın ta kendisidir. Bugün Türkiye'ye yüzde yakın şehidini verdikten sonra Iğdır'da, Dağlıca'da toplu katliama çocuklarımız, evlatlarımız maruz kaldıktan sonra hala kanı yerde kalmayacak diyorsa yine başımızdakilerin riyakarlığıdır. Bunun karşılığı şu olmalı. Beslendikleri, iki de bir ne diyorlar, akıl aldıkları yerin biri İmralı'ydı. Öteki de diyalog kurdukları Kandil'di. Evet, Kandil'e bir kara harekatı yapamıyorsak, Kandil'i eksan edemiyorsak, Kandil'in önüne, arkasına, sağına, soluna Türk taburlarını yerleştiremiyorsak, biliniz ki başımızdakiler yine Türk milletini kandırıyorlar. İnanmayın onlara. Ama Kandil'e nasıl girilir? Kandil'e yiğit bir Türk evladının liderliğinde girilir. Onun Amerika'ya gebeliği olmayacak, açlığı olmayacak. Onun Almanya'ya borcu olmayacak. Onun İsrail'e borcu olmayacak. 17-25 Aralık'tan dolayı İran'a açığı olmayacak ki cesur olacak. Milletinden başka kimseye güvenmeyecek. Vuracak Kandil'e. İşte o Milliyetçi Hareket'in lideri Devlet Bahçeli'dir. Ve 10 yıldır söylüyor. 10 yıldır söylüyor. Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. İnşallah Kandil'e Türk bayrağını dikecek yetkiyi milletimiz bize verirse o bayrağı biz oraya dikeceğiz.
O bayrağı biz oraya dikeceğiz ve bizim kimseye borcumuz yok. Milletimizden başka da hesap vereceğimiz sadece Cenab-ı Allah vardır değerli hemşerilerim. Ve her şehit cenazesi değerli hemşerilerim, her şehit cenazesi harbedeyle sonuçlanıyor. Dün yine Adana'da hemen vilayet makamında adamın bir tanesi oradaki din görevlisi, sıfatını söylemeyeceğim, diyor ki tekbir getirmeye başlarlarsa siz önce tekbir getirin. Değerli hemşerilerim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın anlayışı şudur. Tekbiri Allahu Ekber, Allahu Ekber ya da ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye ülkücü gençler, milliyetçi memleket evlatları getirirse sakıncalı, ama onların talimat verdiği hocalar getirirse doğru. Evet, bunların yaklaşımı budur. Şehitlerimize tekbir getirmemize bile müsaade etmiyorlar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber ülkücü hareketin dünden bu zamana kadar dilinde zaten sloganıdır. Onun Allah'a olan itimadından başka zaten ney vardır? Milletine olan inancından başka ney vardır? Hangi şerefsiz, hangi şerefsiz tekbirlerimizden rahatsız oluyor? Hangi alçak, hangi namussuz tekbirlerimizden rahatsız oluyor? Onun için, evet, ya Allah! Evet değerli hemşerilerim, Niyazi Yıldırım Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun Malazgirt destanındandır bu. Bir dörtlüğünü paylaşayım size. Önde yalın kılınç Türkmen başbuğu, ardında Oğuz'un 50.000 tuğu. Andırır Altay'dan kopan bir çığ. Budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Evet. Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bismillah! Allahu Ekber! Bismillah! Allahu Ekber! Bismillah! Bir dörtlük daha olayım size. Türk Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi Malazgirt, bu Bizans'ın Türkçe secdesi, bu ses insanlığa hakkın müjdesi, bu sesle birleşir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, biz tekbir getirmeyi çocukken ülke ocaklarına ilk adımı attığımızda öğrendik. Biz tekbiri milleti aldatmak için, milleti kandırmak için, onun inancını istismar etmek için hiçbir zaman kullanmadık. Evet, dinleyin gençler, dinleyin. Biz tekbiri çocukken ortaokulda, ilkokul sıralarına ilk adım attığımızı öğrendik. O zaman ezberledik, o zaman terennüm ettik. Onun için kimse ne inancımızı ne imanımızı sorgulayamaz. Ama Allah'a çok şükür, başbuğumuzdan da öğrendiğimiz, Türkmen beyinden de öğrendiğimiz inançları istismar etmemektir. İnançları istismar ede ede bu milleti din tüccarlığıyla, inanç ortumculuğuyla her gün aldata PKK'nın önünü açtılar. Diyarbakır'da son 2 yıldır APO'nun mesajını okudular. Nevruz, barış ve kardeşlik dediler. Yandaş kanalların hepsi Allah'a çok şükür barış kardeşlik var dediler. Ama işte o günlerde ne oluyordu biliyor musunuz değerli hemşerilerim? Başımızdakilerin verdiği vizeyle dinamitler, bakınız, Iğdır'da patlayan bomba 1 tonluk. Bu 50-60 tonla anlaşılmaz, 1-2 kamyon değil. Tır filolarıyla taşınmış, Türkiye'nin her tarafına depo edilmiş. Bunun sorumlusu kim? Iğdır'da ölen çocuğumuzun sorumlusu kim? Küçücük zerreceliklere ayrılmış, kulağının parçası bile bulunmuyor. Bir avuç et parçasının DNA testiyle ailesinden dolayı tespit edilecek. Bu onun cesedinin parçasıdır denilecek. Bunun suçlusu kim? Suriye karman çorman, mülteciler her gün deniz yaşını geçiyorlar. Her gün kız çocukları, erkek çocukları ölüyor, boğuluyor. İffetlerini pazarlıyorlar 20 liraya. Bunun sorumlusu kim? AKP! İşte milletimiz bir daha aynı delikten yılana sokulmayacak.
aynı delikten yılana sokulmayacak. Cenazelerinde şehidin ruhunu inciten, onun acısını yüreğinde hissetmeklerse, yanı başındaki iktidar mensuplarına yalakalık ve yağcılık etmeye çalışan sözde din adamı müsveddelerini de iyi biliniz, eğer oralarda arbede çıkıyorsa o onların suçudur. Onlar kimdir? Onlar Cumhuriyet'ten bu zamana kadar kuyruk acısı geçmeyenlerin temsilcileridir. Kimdir onlar? Onlar Seyit Rıza'ların, onlar Şeyh Sait'lerin, onlar İskilipli Atıf'ların devamcısıdır. Biz kimin devamcısıyız? Biz Atatürk'ün devamcısıyız. Gerçek bir İslam alimi ve İstiklal Marşımızın da şairi Mehmet Akif gibi samimi Müslümanların takipçisiyiz ve rehberimiz Kur'an'dır ve onun en büyük uygulayıcısı da Hazreti Peygamber'dir ve yolumuz da onun yoludur ve bu milletin de takip ettiği yegane yol onun yoludur ve bu milletin her evladının kan kaybından sorumlu olanlar da ihanet içerisindedir, suç işlemişlerdir, hesaplarını vereceklerdir. Ben şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada konuşuyorsa, şu nefesi sarf ediyorsak onların sayesindedir. Dünden bu zamana kadar, ta Türkistan coğrafyasından buraya gelene kadar hep ecdadımızın ve bugün Mehmetçik'le devam eden kanı toprakları sulamakta. Biz de onlar yüzünden burada sözler ifade edebilmekte, nefes almakta, bayrağımızı dalgalandırmakta ve minarelerimizden de ezanlarımızı sedalandırmaktayız. Onun için onlara borcumuz çok. Şükranla, minnetle, rahmetle arıyoruz. Ateş düştüğü yere yakar. Ama şehit yakın olmak, şehit annesi babası olmak, şehit kardeşleri olmak, Cenab-ı Allah'ın bahşettiği en büyük armağanlardan da şehitlikten sonra. Onlara da başsağlığı diliyorum. Milletimizin acısını paylaşıyorum. Göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun.